özür diliyorum. Buyur, burada yat. Teşekkür ediyoruz. Bir video gönderiyorsunuz. Sürekli gönderiyorsunuz ama diğer izleyicilerimizin tweetlerini okuyamıyorum. Gördüğüm tweetinizi Serdar Sarıdağ'da izleteceğim. Ilgaz Şunada'da izleteceğim. Sağ olun. Ama lütfen üst üste göndermeyin ki diğer izleyicilerimizin hakkı da olsun. Çünkü sizin gönderdiğiniz o videodan diğer izleyicilerimizin yazdıklarını göremiyorum. Tahir Bey şöyle bir şey yazmış. Futbolda bir BSA'yı izlerken bir de bu programı izlerken mutlu oluyorum demiş. Sizi etiketlemiş. Hayranınız herhalde Tahir Bey. Selam olsun ona da. Aleykümselam. Evet, devam edelim isterseniz. Şimdi Ersin açıklamalar yaptı, kaleci Ersin. Merak ediyorum düşüncenizi. Şimdi Şampiyonlar Ligi var. Beşiktaş bir kaleci almalı mı yoksa mevcut kaleciler yeterli mi bu arenada? Yani Şampiyonlar Ligi çok farklı bir lig. Beşiktaş oradaki bazı maçlarda ligimizde önde baskı kurarak oynar mı? Gruba bağlı. Bayern Münih'inde oynuyorsun mesela. Arkada Vida, Wellington, onun arkasında Ersin. Üçüncü bölgede oynar mı Beşiktaş? Görürüm. Bilmiyorum da bakacağız ya. Yani. Bak, çok farklı bir formatlı bir kaleci lazım Beşiktaş'a. Şöyle. Lazım diyorsun. Hayır bak, çok farklı formatta. Mustafa Ceygiz'in bir benzetmesi vardı. Aklıma geldi, çıldırıyorum. Bir kelime çıkardım, nasıl değişiyor her şey. Oyun kurma becerisi olan bir kaleciye ihtiyacı var. Oyun kurmadan öte. Şimdi Ersin çok atak yiyen bir kaleci mi? Yani hayır. Evet. Uğurcan daha çok atak yiyen bir kaleci. Ha, sen şu anlamda söylüyorsun. Yok, Beşiktaş'ın kalesine gelen pozisyon anlamında. Evet. Ama Ersin de ne oluyor? Pozisyon geldi mi önde çıkıyor. Gardını alıyor. Pozisyonu alıyor. Bu da ne gösteriyor? Ersin oyunu iyi okuyor. Ama sürekli atak yerken gördük mü Ersin'i? Uğurcan gibi, Altay gibi görmedik henüz. Ama birebir de kurtarmışlıkları var mı? Var. O yüzden orada şöyle söyleyeyim. Ersin'in yerine değil. Ersin ve Utku'nun yanında üçüncü bir farklı kaleci tarzı olmalı. Utku'nun sözleşmesi bitiyor bu arada değil mi? Uzatıyorlar. Ha, uzatılmayacak gibi konuşuyordu da babası. Üç sene uzatıyorlar. Ha, tamam, babası öyle konuşmuş. Hoca rapor vermiş, uzatın mutlaka tamam. Diye. Ama şimdi kalecide de yedek kaleci transferi gidecek. Yaptın. Belki Ersin gidecek. Ha. Çünkü hani orada bir istikrar çünkü gerekiyor. Ersin'i kaleciyi sürekli değiştirebildiğin 5-6 kere izlediler. Evet. Fransa'dan izlendi. Fransa'dan da izlendi. Farklı farklı. Bu izlenmeleri kulüp de sağlıyor. Tabii kimse hani tamam kulüp getiriyor, masrafları karşılıyordu belki ama yani masraflar karşılansa da adam bakacak izleyecek kişiye önceden. Hani izlenmeye değer mi diye. Değdiği için geliyorlar zaten. Hani bedava tek bilet geldi. Beşiktaş gönderdi. Gidelim bir bakalım İstanbul'da. Yok zaten öyle değil. Öyle bir durum yok. Yok, yok. Zaten scout ekipleri kulüp adına iletişime geçerler. Biz maça gelmek istiyoruz tabii. Denir ve varsa VIP ağırlamada statlarda ona göre ağırlanırlar zaten yani. Ama bugün Ersin Sergen Yalçın onu ilk kadroya aldığında örneğin 300 bin TL'ydi bonservisi. Şimdi ne oldu? 60 lira herhalde baya baya. Bak şimdi hocanın bu sene forma giymeye başlayan bir kaleci değil. Geçen sene oynamaya tabii, başladı. Tabii hocanın kazandırdığı bütçesel anlamda, para anlamında kazandırdığı ismin sana maddi katkısına bak mesela. Ki motivasyon için onun maaşını bir düzeltme yapmışlardı. Karyos'un gitmesi hiç endişelendirmedi Sergen Hoca'yı. Gitsin kardeşim dedi. İstiyorsa. Yani. Var. Oynatacağım dedi. Senin için peki ne? Yani Şampiyonlar Ligi'nde yeterli mi Ersin ve Utku? Yeni bir kaleci transferi yapılmalı mı? Bu arada son bir cümle ekleyeyim. Tabii, lütfen. Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Utku performansı kupayı getirdi. Evet. Muazzamdı. Eli son maçta. Final maçında diyorsun. Tabii. Ona yani... O Gökdeniz'in vuruşları. Yine Sergen Yalçın karar verecek buna. Öyle söyleyeyim. Yeterli. Orada ben o seviye tespit sınavı gibi davranamam. Ama kaleciyi biraz daha rekabete sokabilecek bir kaleci getirilmeli mi? Bu evet üstünde doğru anlamda tartışabileceğimiz bir konu. Ersin'in belirli açılardan kendisini geliştirmesi gerekiyor mu? Kesinlikle geliştirmesi gerekiyor. Umarım Fransa'daki talipleri bu sene Ersin'i alırlar. Öyle söyleyeyim. Yani kulağımıza çalınmıştı. Gelip izlediklerini de anladık yani gördük. Öğrendik sonrasında. Orada kaleciyi daha farklı da yetiştirebiliyorlar. Ve sonra daha büyük paraları da satabiliyorlar. Yani Beşiktaş doğru bir teklifle karşılaşırsa
Evet, Ersin'de yollar net olarak ayrılabilir. Sonraki satıştan doğru bir payı alabilmek kaydıyla. Yani atıyorum şimdi Lille gitti, Osimhen'i transfer etti. Sonra 70 milyona sattı. Sonra yerini Burak Yılmaz'la doldurdu. Zaten elinde Jonathan David'ler, ikoneler falan vardı. Öyle ifade edelim. Olabilir. Niçin olmasın? Ha, belki de Sergen Yalçın diyecek ki ben ne olursa olsun oyuncu hakkımı, yabancı oyuncu hakkımı, yüksek bütçeli oyuncu hakkımı kaleden yana değil de daha farklı mevkilerden yana kullanacağım diyebilir. Bu sene devre arasında olabilir. Söylediği gibi. Tabii. Belki de şunu diyecek. Yani Ersin bu sene Şampiyonlar Ligi'nde hata yapabilir ama bir sene sonra yapmaz. Diye de düşünülebilir. Bu tamamen Sergen Yalçın'ın kadroyu kafasında nasıl şekillendirdiğiyle alakalı. Yani çok uygun bir kaleci fırsatı gelir. Yani sözleşmesi bitmiştir ve siz dersiniz ki ya bir dakika, evet şimdi devreye girilebilir mi? Girilebilir. O farklı bir şey. Çünkü kulüplerin bir avantajı var bu sene. Biz şimdi Euro'yu oynuyoruz, Euro 2020'yi oynuyoruz ama atlanmaması gereken bir nokta var. Genel olarak çift yıllarda çok az sayıda oyuncu bonservissiz kalır. Elinde bonservisiyle piyasada kalır. Çünkü çift yıllar uluslararası şampiyonaların oynandığı yıllardır ve oradaki performansa dayalı veyahut da orada milli takıma çağrılacağını düşündüğü oyuncuları veyahut da milli takım uzundaki oyuncuları genellikle hep tek yıllarda serbest bırakırlar. Hani şeyde performans sergilerse şampiyonada sonra biz bunu pahalıya satarız, bir de elimizden basitçe kaçırmayalım diye. Şimdi oyuncu havuzu geçen sene Avrupa kulüpleri veyahut da dünyadaki kulüpler sözleşmeleri bu pandemiye göre tekrar farklı bir hale getirdiler mi bilmiyorum. Yani muhtemelen çok fazla uzatılan sözleşme de vardır veyahut da yenilen sözleşme de vardır ama normal şartlarda oyuncu havuzu bu transfer döneminde çok daha geniş olacak. Belki oradan da faydalanır Beşiktaş'a. Peki Serdar, sana soru gelmiş. Gezal'ın durumu ne olacak? Gezal, Ahmet Türkçe'yi bugün bir yerde okudum. Uçakta ben burada kalmak istiyorum demiş. Ben de yönetime Beşiktaş'ta kalmak istediğini hem Rozier için de bunu söylerim hem Gezal için de. Ama sadece onların istemesiyle olmuyor. Beşiktaş istiyor, tamam. Hoca istiyor. Oyuncular istiyor. Şimdi kulüp tarafı da var. Bir de ezeli rakiplerin de var. Gezal'ın ne istediğinden çok onu isteyenler de burada. Önemli yani çünkü. Fenerbahçe'nin Rozier şey boş değil. O doğru. Yani nabız yoklama. Fenerbahçe adına birilerinin nabız yoklaması. Bunlar nasıl transferler? Hem kendi kadronu güçlendirme hem de rakibi zayıflatma. Evet. Ama ben de Fenerbahçe'nin yerinde olsam şunu sorarım. Sen niye yapamıyorsun? Beşiktaş'ın sağ bekini aldın. Listesindeki sağ bekini aldın. Onlar da Sangare. Üçüncü alternatif belki de. Onu tercih etti. Şimdi de onu almaya çalışıyoruz. Alabilirsin. Tamam, bu şey oyun kuralları içerisinde olan bir şey. Fenerbahçe'de bu rakibi zayıflatma politikası çok var. Ben niye üretemiyorum? İşte Mehmet Topuz olayı devam ediyor hala. Evet. Sonra borç geliyor. Bir yeri dayanıyor. Sonra senden sonra gelecek olan yönetimi enkaz devraldım diyor. Sen bir öncekine söylediğin gibi. Fenerbahçe demişken. Tribünlere gol atma politikasıyla transfer yürütme işi sadece ve sadece belli başlı menajerlerin cebini doldurur. Bu kadar. Yani faydası. Eskiden adam kaçırma vardı ya. Tabii canım. Ve ki Hasan Veziri falan kaçırma olayları vardı. Tabii. Hatırlıyorsun değil mi? Tarık vardı Fenerbahçe. Tarık Şamlı. Filmlerde izliyoruz evet, ya onu bir en de. En meşhur Tanju Rıdvan işte. Tabii. Filmlerde izliyoruz ya işte kaçırıyor. Gizlice Kemal Sunal filmlerinde de var biliyorsunuz. Evet, Fenerbahçe demişken Sarı Lacivertli ekibe geçelim isterseniz. Transfer çalışmaları sürüyor Fenerbahçe'de. Özellikle bonservisi elinde olan futbolcular Fenerbahçe'de hedef. Haberimizi izleyelim.